Kardeşim ne İslam'ı ya? Söyletmeyin bize Allah aşkına. Bütün İslam dünyası şu anda darmadağınık, perişan, Amerika'nın ipoteği altında, Fransa'nın, İngiliz'in taktikleri, tertipleri altında görülmemiş bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak ve bütün alemi İslam vallahi Türkiye'ye bakıyor. Bütün alemi İslam, Fas, Tunus, Cezayir, Pakistan, Endonezya, Suudi Arabistan, vallahi Türkiye'de Müslümanların uyanmasını bekliyor. Biz bunu görüyoruz. Geçen gün Suudi'den bir arkadaşımız geldi, orada imamlık yapıyor. Bütün camileri dolduran Suudlu Müslümanlar, Türkiye ne zaman ayağa kalkacak diyormuş. Vallahi ağlıyorlar adamlar ya. Yok başka dünyada kim bu alemi İslam? Niye bunu söylüyor? Çünkü efendiler, bakın mesela bugün Yugoslavya niye buraya geliyor? Niye Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ramiz Aliya niye buraya geliyor? Çünkü tarihte, bakın hemen arz edeyim, tarihi bir vesika var yanımda. Şuradan okuyayım. Osmanlı İslam Devleti 623 senelik şanlı tarihi boyunca 60 kadar ülkeyi hakimiyeti altına almıştır. 60 kadar ülke. Kaç sene? 623 sene dünyada. Bu ülkelerde kaçar yıl hüküm ettiğini aşağıdaki listede görülmektedir. Bir liste vermiş burada. Bakın, Bulgaristan'da Osmanlı İslam Devleti 545 sene kalmış. Bulgaristan'da, Sofya biliyorsun. Yunanistan'da 400 sene kalmış Osmanlı Devleti. Mora Yarımadası diye geçiyor tarihte. Arnavutluk'ta, hani şu anda komünizmin çöktüğü, boşluğa düştüğü ülkede, Arnavutluk'ta Osmanlı İslam Devleti, buradaki rakamı okuyorum, 535 sene kalmış orada. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar onun için geliyorlar buraya. Kime gitsinler kardeşim? Yugoslavya'da Osmanlı Devleti 539 sene kalmış. İşte burada rakam. Macaristan'a 160 sene hükmetmiş Osmanlı. Macaristan'a. Polonya'ya 90 sene hükmetmiş Osmanlı. Bakın Kıbrıs'ta 293 sene kalmış. Suriye'de 402 sene kalmış. Lübnan'da 402 sene. Ürdün'de 402 sene. Irak'ta 402 sene. Suudi Arabistan'da 399 sene kalmış Osmanlı. Hep buralar Osmanlı'nın. İşte elime vesika var. Yemen'de 401 sene kalmış. Katar'da 400 sene kalmış. Bahreyn'de 400 sene kalmış. Kuveyt'te 381 sene kalmış. Osmanlı. Bizim ecdadımız da 70 sene evvel Osmanlıydık biz. Daha bile devam ediyor. Fas, Tunus, Cezayir. Bakın Libya'da 394 sene kalmış, Tunus'ta 308 sene kalmış, Cezayir'de 313 sene kalmış Osmanlı. Adamlar yine bizden bekliyorlar. Şu anda kurtuluşu, saadeti, sulhu, sükuneti Osmanlı'nın torunları olan vallahi bizlerden bekliyorlar. Sen gayret etmezsen, yatıp kalkıp dava İslam'dır demezsen, üç kuruşluk dünya menfaatinin peşinde koşarsan sen nasıl Hazreti Muhammed'in şefaatini bulacaksın? Nasıl bulacaksın kardeşim? Elimizde vesikalar var böyle. Televizyon olsa biz anlatırız bunları. Milyonlarca insanın karşısına geçip öyle basit, öyle manasız şeyler anlatıyorlar ki gazeteciler. Görüyorsunuz. Şöyle olacak, böyle olacak, şöyle olacakmış, böyle olacak. Ne kadar İslam'ı istemeyen gazeteci, profesör, doçent, asistan, doktor, adam varsa hepsi televizyonun abonesi. Ama İslam'ı savunan tek adam yok. Televizyon tam bir taraflılık içinde. Görüyorsunuz, 100 bin Müslümanın katıldığı bir cenaze oldu bundan birkaç ay evvel, biliyorsunuz. 100 bin Müslüman bir hoca efendi hazretlerinin cenazesine katıldı Fatih Camii'nde, Gönenli Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh. O cenaze töreninde konuşmalar oldu, muazzam muhteşem bir cenaze oldu. Televizyon bir tek defa göstermedi. Pencereyi açmadı, kapıyı aralamadı. Müslümanların böyle bir hocası varmış demesin kimse. Ama bir patrik geberdi Fener'de. İslam düşmanı, Türk düşmanı.
bir patrik geberdi. Devletin televizyonu aynen onlar gibi 3 gün 3 gece yas tuttu ve töreni verdi. Bu ne taraftarlıktır? Hani tarafsızdınız siz? Hristiyanlara gelince laiklik yok da Müslümanlara gelince mi laiklik var?